düşürecekler. Şşş, aslanım. Bu mümkün değil. İsteseler de yapamazlar. Zira senden başka hanedan-ı Ali Osman mensubu yok artık. Hepsi öldüler. Devlet-i Ali'nin tek umudu sensin. Yapabileceğim bir şey yok. Tamam. Ben gözümü ikaz ettim. Bir tek o kurtarabilir. Davut. Davut köpeği saraya gitti. Hepsini öldürecek. Ağlar yardım edin. Aman yarabbim. Şehzadelerim. Lanetli anılsın Davut. Ellerimle alacağım senin canını. Sus artık. Bırak beni. Dışarıda bekleyin, girmeyin. Hakan'sın. İyi misiniz? Öldüreceklerdi bizi. Davut Paşa validem. Son anda yetişti, o kurtardı bizi. Osman.
Çıkın dışarı. Şükürler olsun Rabbim sizi bana bağışladı. Gördün işte. Şehzadeler sağ. Dilruban Sultan nerede? Sabırlı olun paşam. Zevcenizi göreceksiniz zaten. Allah'ıma şükürler olsun. Bir daha kimse dokunamayacak size. Hadi benimle gelin. Kullarıyla bir olup saray basmak neymiş göstereceğim sana Kösem. Yaptıkların hesabını vereceksin. Asıl sen hesabını vereceksin. Hem bu divanda hem öte divanda yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Allah'a şükürler olsun. Yaşıyorsunuz Şehzade. Damadın Davut Paşa. O kurtardı şehzadelerimi. Dilruba Sultan'a senden daha çok kıymet verdiğine şüphe yok Halime. Validem. Ağalar. Halime Sultan'ı zindana atın. Sultan Mustafa'yı da kapatın. Hayır! Valide. Sakın! Valide. Sakın! Hayır! Valide! Valide! Bırak beni. Valide. Mustafa. Valide. Bırak. 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 Valide. Mustafa. Size dokunamaz demiştiniz. Söz vermiştiniz bana. Söz veriyorum geleceğim yanına. Kavuşacağız. Valide. Mustafa kavuşacağız. Bırak. 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 Valide. Valide. Bırak. Davut. Sen benim emirlerimi nasıl hiçe sayarsan. Mecburdum sultanım. Dilruba'yı kurtarmanın başka yolu yoktu. Senin Allah'ın cezası. Bu nasıl bir aptallık? Dilruba'yı kurtaracağım derken hepimizi ateşe attın. Hepimizi. Bizi sağ bırakacaklar mı sanıyorsun? Kösem Sultan'la anlaştım. Hiçbirinize zarar gelmeyecek. Hata ettin Davut. Yanlış yaptın. Mustafa amcanız bir padişahta olması icap eden vasıflara sahip değildi. Nesi var amcanın? Aklını yitirmiş Murat. Divane olmuş. Bu sebepten tahttan inmesi herkes için hayırlı oldu. Cennet. Sultanlarımı eski saraydan getirin. Bu kutlu günde hep beraber olalım. Emredersin sultan. Padişahınız değil miyim sizin? Niye böyle soru veriyorsunuz bana? Ağalar! 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 Aç! Ağalar! Aç! Validem! Validem açın! Açın! Aç!
Bırak! Bırak! Oğlum hala bir padişah. Ben de sizin varca sultanınızım. Sizin haddinizde mi beni kıvamak? Bırak! Hepinizin kellesini alacağım. Hepinizin! Bırak! Şehzadelerimiz 3 aydır doğdukları sarayda hapis tutuldular. Allah şahidimdir, böyle olmasını hiç istemedim. Tüm bu olanlar Halime Sultan'ın suçu. Bana verdiği sözü tutmadı. Lakin ben hem sizlere hem rahmetli babanız Sultanahmet'e verdiğim sözü tuttum. Şehzadelerimi ve devleti korudum. Allah'ın izniyle artık kötü günler geride kaldı. Kışımız bitti. Bundan böyle hanedanı Ali Osman'ın saadetli tahtı senindir Osman'ım. Artık senin saltanatın başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Mustafa Hanımız sağdır. Ancak kendileri erşet olmadıklarından Devlet-i Ali'nin bekası için tahttan feragat ettiler.
Bu sebeple Sultan Osman Han Hazretleri tahta cülusu eyleyecekler. Sadaret Kaymakamı Sofu Mehmet Paşa kulunuz. Vezir-i Salis Kürşü Hazım Mehmet Paşa. Hata yapıyorsunuz valide. Osman abim değil ben çıkmalıydım tahta. Allah nasip ederse bir gün sen de çıkarsın Mehmet'im. Zira artık veliaht sensin. Lakin şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Bence tam sırası. Ya aynı şeyleri tekrar yaşarsak? Osman abim bizi öldürecek mi? Osman abim bizi sever. Zinhar yapmaz. Değil mi validem? Öyle muradım. Osman abinizden zinhar şüphe etmeyin. O sizin emniyetiniz için ne lazımsa yapar. Neler oldu anlat. Kardeşim nasıl, ailem nasıl? Hepsi afetteler sultanım. Çok şükür. Gözlem sultan kazdığı kuyuya kendi düştü demek. Şehzadeler. Hepsinin canını aldınız değil mi? Elimden geleni yaptım. Lakin seni kurtarmanın başka yolu yoktu. Ben mani oldum. Senin hayatına karşılık şehzadeleri teslim ettim. Vakit geldi sultanım. Kösem emir verdi. Canım alacak değil mi? Kösem sultanımız canınızı bağışladı. Eski saraya gidiyorsunuz. Peki Mustafa? Ona ne oldu? Söylesene ne yaptınız oğluma? Sırça köşkte tecrit edildiler. Canları hünkârımızın teminatı aldı. Asla kıyılmayacak. Menekşe nerede? Hiç değilse onu verin oğlumun yanına. O baksın. Menekşe'nin malına mülküne el konup haremden atıldı. Layığını buldu yani.
Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Söz vermiştin bana. Ne pahasına olursa olsun kardeşimi koruyacağına söz vermiştin. Bedruba. Sen yoksan bu savaşın benim için hiçbir manası yok. Sen yoksan hiçbir şeyin anlamı yok. Ne tahtın, ne sarayın, ne tacın. Sen yoksan yıkılsın bitsin bu dünya. Bitti zaten Davut. Her şey bitti. Ve biz kaybettik. Bitmedi. Biz birlikteysek eğer bu savaşı kazanabiliriz. Söz veriyorum sana. Kardeşinin tekrar tahta çıktığını görmeden ölmeyeceğiz. Ve ben canım pahasına sizi koruyacağım. Söz veriyorum. Hünkârım. Melek Simam. Rabbim bana tahta çıkmayı nasip etti. Ayrılığımız bitti. Bundan böyle hep yanımda olacaksın. Hiç ayrılmayacağız. Kimse üzmeyecek seni. Hayal ettiğimiz gibi. Bana şehzadeler, sultanlar vereceksin. Benim de tek arzum bu. Sizinle bir aile kurmak. Hünkârım. Valide Kösem Sultanımız sizi içeride bekliyorlar. Sultan Osman'ın cülusunu ilan ediyorlar. Kösem yine dört ayak üstüne düştü. Dün gece biri ona yardım etmeseydi belki de şimdi şehzadelerin ölüm haberini alacaktık. O sendin değil mi Hümaşa? Bendim. İnkar edecek değilim. Zira kardeşimin kanlı bir tahta oturmasına gönlüm razı gelmedi. Onlar daha çocuk. Nasıl kıyılır? Hem İskender'in de öyle düşündüğüne eminim. Değil mi İskender? Eğer bir gün tahta çıkacaksam sultanım, bunun sulh yoluyla olmayacağı aşikar. Ne bekliyorsunuz? Cihan tahtını bana altın tepside mi sunacaklar? İlla ki kan dökülecek. Artık şehzadelik sona erdi aslanım. Bundan böyle yedi iklimin ve Osmanlı mülkünün padişahısın. Mesuliyetin ağır. Ben her daim yanındayım. Sağ olun validem. Varlığınız bana her daim güç verir. Eksik olmayın. Lakin aklımı kurcalayan bir mesele var. Hayır olsun. İşittim ki Ekber ve Erşet Şehzade'nin tahta geçmesini tavsiye eden fermanı Hünkâr babam değil, siz yazmışsınız. Doğru mu bu?
Nereden çıktı bu şimdi? Kim söyledi? Kimin söylediği mühim değil. Siz sualime cevap verin. Siz mi yazdınız? Hepinizin iyiliği için mecburdum aslında. Benden çok kardeşlerimin iyiliği için. Onlara kıyacağımı düşündünüz değil mi? Bu konuyu seninle konuştuk. 3 ay validem. Tam 3 ay bir hayvan gibi kapatıldık. Ve dün az daha canımızdan oluyorduk. Ben ve kardeşlerim yaptığınız hatanın bedelini ödedik. Şimdi sıra sizde. Anlamadım, ne bedeli? Saray Hümayun'a dönmenize müsaadem yok validem. Eski sarayda kalmaya devam edeceksiniz. Ben senin böyle düşündüğünü bilmiyordum İskender. Onlar daha çocuk. Ben de bir vakitler çocuktum sultanım. Kimse bana acımadı. Beni idam edeceklerdi. Validem kurtardı. Sonrasında Sultanahmet canımı almak istedi. Hiç şüphe yok, yaşadığımı bilse Sultan Osman da aynısını yapar. Hal böyleyken ben neden onları acıyım? İskender haklı. Kimseye acımak yok. Eğer tahta çıkan da hanedanı Ali Osman'sa her şey veba. Biz bundan sonra ne yapacağız? Ona karar vermeliyiz. Aklınızda bir şey var belli ki. Osman'ın tahta çıkması bizim için fırsat. Zira Kösem'in oğlu değil. Eğer onları düşman etmeyi başarırsak bizim de yolumuz açılır. Bu öyle düşündüğünüz kadar kolay değil validem. Osman Kösem'i validesi gibi sevirse eğer, eşi de malum. Kösem'in sözünden asla çıkmaz. Sarf edeceğiz Hümaş'a, bekleyeceğiz. Sultan Osman'ın baba olmasını bekleyeceğiz. Kendi evladı, şehzadesi doğduğunda bütün işler değişir. Kanuni Kadim'de yazdığı gibi kardeş katline razı edeceğiz onu. Osman'ım sen neler diyorsun? 3 aydır tahta çıkman için canımı dişime takan ben değil miyim? Sana güvenmesem, inanmasam, seni sevmesem yapar mıyım hiç? Beni üzen esas bu işte. Hakkım olanı almak için başkalarının insafına terk edilmek. Siz bana gerçekten güvenseydiniz, kardeşlerime zinhar kıymayacağımı bilirdiniz. Allah kalbimi biliyor Osman'ım. Senden bir anda hiç şüphe duymadım. Ve zinhar senin aleyhine bir şey yapmadım. Ben belki 100 sene sonrası için bir karar verdim. Kardeş katlinin son bulmasını mı istiyordunuz? Bana gelecektiniz. Nizamın değişmesini mi istiyordunuz? Bana söyleyecektiniz. Bir sözünüz yeterdi. Her şeyi yapardım sizin için. Dünyaları sererdim önünüze. Lakin siz sahte bir ferman yazmayı tercih ettiniz. Kardeşlerim bu sarayda hür ve emniyet içinde yaşayacaklar. Siz de bazı vakitler onları görmeye gelebilirsiniz. Thank you.
Osman fermanı benim yazdığımı öğrenmiş. Bir tek sen biliyordun. Neden söyledin Cennet? Zinhar sultanım. Allah canımı alsın, ben bir şey söylemedim hünkârımıza. Demek ki çeneni sıkı tutmayıp konuşmuşsun bir yerlerde. Yoksa nereden bilecek oğlum? Belli ki siz bir suçlu arıyorsunuz. Lakin o ben değilim. Ben miyim? Bütün kabahat benim mi? Sultanım, günahta hatada biz kulların boynuna. Keşke hünkârımız daha evvel tahta çıksaydı da bütün bunları yaşamasaydı. Gel. Hünkârım, Şehzade Mehmet Hazretleri geldiler. Nasıl yaparsın bunu Osman? Nasıl gönderirsin valideme? Senin üzerinde hiç mi hakkı yok? Sen çık. O seni tahta çıkarmak için canını ortaya koydu. Karşılığı bu mu olacaktı? Konuşsana Osman bir şey de. Kimseye izahat vermek zorunda değilim. İlaveten bundan böyle hünkârım diyeceksin. Ve zinhar, bir daha huzuruma destursuz girme. Çekilebilirsin. Sabret Kösem. Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme. Sen dağları seyret. Yenirsen de özlemine aldırma. Kalbindeki o uçsuz bucaksız sevgiyi hisset. Gönlüne yayılan gecenin matemine aldırma. Sen ay ışığını seyret. Sabret Kösem. Her şeye muktedir olamazsın. Bugün seni anlamamış olsalar da bir gün anlayacaklar elbet. Sen o günü bekle. Evlatlarından ayrı aldığın her nefes bir hançer gibi batsa da kalbine, aldırma. Sen onlara kavuşacağın günü bekle. Sabret Kösem. Yüzünü Rabbine dön. Rabbinin sana emaneti olan kadınlara, çocuklara dön. Yoksul insanlara dön. Onların yaralarını sarmakla iyileş. Sabret Kösem. Et ki her şey hissettiğin kadar derin ve ebedi olsun. Et ki her şey gönlünce olsun. Sultanım, imaretiniz Meskun Aile'ye yıllardır muntazaman yardım ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Paytahtın en yoksul mahallelerinden biri de burası. Lakin
Hepsine yetişmek pek güç. Hayırlı akşamlar. Misafir kabul ediyor musunuz? Sultanım. Kösem Sultanım. Siz. Ya ne bakıyorsun öyle? Alsana içeri. Buyurun Sultanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bağışlayın. Ev hali, soframız size layık değil. Var ise bir tas çorbanızı içerim. Olmaz mı sultanım? Haydi hatun, hazret. Kazakların baskınları devam ediyor hünkârım. Karşımıza çıkıp Yiğitçe savaşmaktan kaçıyorlar. Baskından sonra kaçıp Leh diyarına sığınıyorlar. Leh diyarı da hain yuvasına dönmüş durumda hünkârım. Erdel voyvodanız Behlem Gabor, Lehlere karşı yardımınızı rica etmekte. Yardım gönderilecek. Güzelce Ali Paşa. Sefer hazırlıkları ne vaziyette? Hız kesmeden devam ediyor hünkârım. Allah nasip ederse baharda yola çıkacağız. Leh kafirini dize getirip Hoti'nin anahtarını size getireceğiz. Ne demek bu? Hoti'nin anahtarını bizzat kendim alacağım demedim mi? Orduyu Hümayun'a bizzat ben serdarlık edeceğim. Senin adın ne delikanlı? İbrahim. İbrahim. En küçük oğlumun ismi. Derslerin nasıl? Memnun musun mektebinden, hocalarından? Gönderemedik ki sultanım. Vaziyetimiz iyi değil. Elde yok, avuçta yok. Hatun sultanımız gelmiş. Edilecek laf mı bu? Bırak efendi konuşsun. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Borç harç içindeyiz sultanım. Kazandığımız para alacaklılara gidiyor. Yiyecek içecek şöyle bir yana dursun, çoğu vakit yakacak odun dahi bulamıyoruz. Eliniz ayağınız tutuyor. Aslan gibi oğlunuz var. Allah başka dert vermesin. Meleki, borçlar ödensin. Kışlık erzak, odun ne lazımsa temin edilsin. İbrahim de Sıbyan Mektebi'ne yazdırılacak. Tüm masrafları bana ait. Yaşasın, mektebe gideceğim. Sultanım, vallahi Hızır gibi yetiştiniz. Kösem Sultan geceleri tebdil halde dolaşır, ahalinin derdine derman olur derlerdi de inanmazdım. Doğruymuş meğer. Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultan. Ziyaretinizle bizi mutlu ettiniz sultanım. Annemize şeref verdiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanım. Yine bekleriz. Sultanım, Kösem Sultanım, buyurun bizim de bir kahvemizi için. Geç oldu sultanım, dönsek iyi olacak. Sultanım, kimdi o? İskender'i gördüm. Nasıl? Bu mümkün değil. İskender öldü.
Benzettiniz herhalde. Hünkârım, Hristiyan alemi büyük bir savaşın içinde. Her yer yangın yerine dönmüş. Emniyetiniz için payitahtta olmanız daha doğru değil mi? Hem orduyu idare etmeye muktedir nice kabiliyetli yiğit serdarlarınız var. Gözünüz arkada kalmaz hünkârım. Yıllardır Cihan padişahları sefere çıkmaktan imtina ettiler. Zafer nidaları duyulmaz oldu. Deryaya akan nehirler kurudu. Lakin ben kudretli atalarım Fatih Sultan Mehmet gibi, Sultan Süleyman gibi orduya bizzat serdarlık edeceğim. Fütühat devri yeniden başlayacak. Unutmayın ki bir padişahın yeri mutlak surette cenk meydanıdır. Hakkı haliniz var hünkârım. Sayenizde devlet haliye tekrar eski günlerine kavuşacak. Nereden çıktı bu şimdi? Hünkârımızın payitahttan ayrılması ne kadar doğru bilmiyorum. Civan padişahımızın kanı kaynıyor belli ki. Zevdin Ömer Efendi ile bir konuşsan, hünkârımız onu sayar, dinler, vazgeçirse en azından hayırlısıyla evladımız doğup büyüyene kadar bekleseydi biraz. Bize ne hacet? Kimse gitmelerini istemiyor zaten, mani olurlar elbet. Cennet kafa. Geliyor. Koşun. Ebe kadına haber verin. Koşun. Süleyman'a. Çabuk hünkârımıza haber ver. Doğum başladı. Çabuk. Kızlar yardım edin sultanımıza. Dairesine taşın. Hadi hadi. Büyük bir sefer olacak bu Lale. Hotin yalnızca bir başlangıç. Sonra Krakow'a yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle Lehistan Kralı Sigismund'un hesabını görüp akabinde Viyana'yı kuşatacağız. İnşallah cümle kafire diz çöktürürsünüz hünkârım. Lakin sefer arefesinde düşünmeniz icap eden bir husus var. Söyle nedir? Rahmetli hünkâr babanızın başına gelenleri anlatmıştım size. Celalilerin üzerine yürüdüğünde hainler amcanız Mustafa'yı tahta çıkarmak istemişti. Aynı şey yaşanabilir. Mehmet'i tahta mı çıkarırlar? Bunu mu diyorsun? Allah muhafaza. Ama ihtimal dahilinde. Yeniçerilerin kardeşinizle olan sevgisi aşikar. Tedbir almak lazım gelir. Mehmet'in idamını bekliyorsan boşuna. Asla kıymam. Hiç değilse sefere giderken yanınızda götürmenizi tavsiye ederim hünkârım. Payitahta kalmaları tehlikeli. Gel. Hünkârım. Söyle. Müjde. Melek Sima Sultanımız doğuruyor. Hünkârımız sefere gitmekte ısrarcı. Onu bu kararından nasıl caydıracağız hiç bilmiyorum. Telaş etmeyin. Kösem Sultanımızla konuşacağız. Bir fikir verir, yol gösterirler. İnşallah. İki ateş arasında kaldık vallahi. Hayırlısıyla. Paşam,
Şeref Meclisi ne vakit toplanacakmış paşa? Yarın öğlen vakti. Rüzgarlı Han'da toplanacağız. Kösem Sultanımız da gelecek. Hala. Paşam. Oğlumu görebilecek miyim paşam? İstediğiniz şeyi söyledim. Ne olur. Oğlum bırakın artık. Sen beni üzmedin paşa. Ben de seni üzmeyeceğim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir oğlumuz oldu. Şehzademiz. Sen nasılsın? İyiyim hünkârım. Şehzadem yanımda. Siz yanımdasınız. Saadet içindeyim. Gözünüz aydın hünkârım. Rabbim size ve şehzademize uzun ömürler nasip etsin inşallah. Amin. Kardeşlerime haber vereceğiniz kalsa. İsim merasiminde yanımda olsunlar. Emredersiniz. Kösem hala gelmedi. Hayır işleriyle ilgileniyordur. Kanatsız melek. Ahalinin gözünü boyamak için her şeyi yapıyor. Gücünü kaybedince görürüm onu. Bakalım kim kalır yanında. Sefalet içinde can verecek. Gel. Sultan. Validem. Dilruba hayırdır? Davut nihayet öğrendi. Kösem Sultan yarın meşveret meclisini topluyormuş. Senin adın Ömer. Şehzademe senin adını verdim dede. Zira bendeki yerin ayrıdır. Şeref duydum hünkârım. Rabbim inşallah Şehzademiz Ömer Hazretlerine sizin gibi kudretli bir padişah olmayı nasip etsin. Daim olsun hünkârım. Allah şehzademize uzun ömürler bağışlasın hünkârım. Allah şehzademizin bahtını açık etsin. Allah siz başımızdan eksik etmesin. Şehzademizin bahtı güzel olur inşallah. Hünkârımız sana ne kadar kıymet verdiğini herkesin ortasında gösterdi. Senin ismini şehzademize verdi. Hünkârımız sağ olsunlar, lütfettiler. Zevcimle ne kadar iftar etsem az. Çok geç oldu. Bir an evvel sarayımıza dönmemiz lazım. Hasret kaldım sana. Bahara doğru ordunun başında sefere çıkacağım Mehmet. Hedeflerimden biri Leh diyarından geçip kuzeye,
Baltık Denizi'ne ulaşmak. Böylece kuzeydeki protestanları himayem altına alacağım. Ben ne olacağım peki? Sizinle mi geleceğim yoksa burada mı kalacağım? Sen hangisini isterdin? Siz nasıl münasip görürseniz. Hünkârım ben... Söyle. Nicedir sarayda bir rivayet dolaşıyor. Eğer bir şey şehzadeniz olursa... ...kardeşlerinizi idam ettireceğinizi söylüyorlar. Ben elbette itibar etmedim. Lakin Murat ve Kasım korkuyorlar. Git ve onlara de ki... ...rahmetli hünkâr babam nasıl kardeşine kıymadıysa... ...ben de kardeşlerime kıymam. Kıyamam. Kösem Sultanımız gelmişler. Sizi görmek isterler. Hayırdır inşallah. Sultanım. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi sen söyleyeceksin paşam. İçimdeki şüpheyi dindir ki... ...okulların bölünmesin. Bu akşam tebdil vaziyette ev ziyaretlerim oldu. Kalabalığın arasında İskender'i gördüm sanki. Yaşıyor olabilir mi? Sultanım şifa niyetine. Ellerin dert görmesin Bülbül. Sen yanımıza geldiğinden beri her şeyimiz tamam oldu. Asıl ben yarım idim sultanım. Vallahi gül dalından ayrı düşmüş bülbül gibi kolum kanadım kırık idi. Sayenizde can buldum. Var olun. Hazırlıklı ol bülbül. Yarın Kösem'in gizli divanı var. Sultan Osman bunu duyunca hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kösem'in sonu yakın. Gel. Sultanım, emriniz üzere şehzademiz İskender'i takip ettim. Söyleyeceklerim pek hoşunuza gitmeyebilir. Konuşsana be Adem. Ne oldu şehzademize? Kösem Sultan'ı takip ettiler. Fark edilmiş olabilir. Mümkün değil sultanım. Ben idamında bizzat bulundum. Benzetmişsinizdir. Belki de öyle bilemiyorum. Bir an gördüm sandım. Peşinden gittim karanlıkta kayboldu. Peki o değilse kimdi? Neden kaçtı? Hay Allah. İçiniz rahat edecekse ben tetkik ettireyim. Kimmiş? Neden sizden kaçmış öğrenelim. İyi olur. Safiye Sultan rahat durmuyor. Halime Sultan'la birlik oldular. Onların işidir sultanım. Onların işidir. Sizi tedirgin etmek isterler. Hayırdır Kösem? Gece vakti ne işin var burada? Kötü bir şey yok sultanım. Vakfımla alakalı bir hususta paşamıza danışmak istedim. Hayırlı akşamlar.
Ne derdi varmış Kösem'in? Dedikleri gibi vakıf hakkında bir şey danışmak istemişler. Otur şöyle. Başım döndü sana bakarken. Niye endişeleniyorsun bu kadar Mehmet? Asla kıymayacağım demiş işte. Söz vermiş. Kıymayacağım diyecek tabii, ne diyecek? Alenen söyleyecek hali yok. Bahar'da sefere çıkacakmış. Sen de gelmek ister misin diye ağzımı aradı. Sen ne dedin? Ne diyeceğim, nasıl münasip görürseniz dedim. Lakin içim hiç rahat değil Ayşe. Belki de sefer arifesinde kurtulacak benden. Allah'ım esirgesin. Bu mümkün değil. Validen mani olur, böyle bir şeye izin vermez. Gözünüz aydın hünkârım. Müjdeyi aldım. Allah şehzademizin bahtını açık etsin. Amin. Biliyorum bana ve valideme kızgınlığımız geçmiş değil. Mazide büyük hatalar yaptık. Ne istiyorsunuz söyleyin sultanım. Bu kutlu günde affınıza sığınıyorum. Doğan şehzadenizin hatırına. Olur müsaade edin. Bir kez göreyim Mustafa'yı. Ne yaptığını sanıyorsun sen İskender? Ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne oluyor validem? Hangi akla hizmet Kösem'in karşısına çıkıyorsun? Siz nereden öğrendiniz? Kösem gördü mü yoksa seni? Eğer gördüyse her şey mahvolur.
Validem, tebdil haldeydim. Hem o karanlıkta ve kalabalıkta gördüğünüzü anlıyorum. Zaten hemen uzaklaştım. Sultanım, boşuna endişeleniyorsunuz. Eğer görseydi hemen soluğu hünkârımızın yanında alırdı. Hem gece gelip sizin yanınızda konuşmadı da. Bu ilk değil. Belki defalarca gittin görmeyi onu. Uzaktan da olsa baktın. Zira en büyük zaafın o değil mi? Bak böyle yüzümüze. Kösem Sultan'a meftun olduğunu biliyoruz. Ateşle oynuyorsun İskender. Yapma. Kösem'den uzak dur. Hele ki tahtı istiyorsan. Zinhar aklından bile geçirme. Validem. Peki o tahta ne zaman çıkacağım ben? Ben bir şehzadeyim. Böyle kaçak gibi yaşamaktan yoruldum. Dayanacağız İskender. Elbet sabrımız meyvesini verecek. Zülfikar peşimdeydi. Zor atlattım. Dün gece de Kösem geldi saraya. İskender'i öğrendiler diyeceğim ama nasıl? İşitiyor musun? Hı? İşitiyor musun İskender? Siz bir şey biliyorsunuz galiba. Dün gece beni görmüş olabilir. Lakin asla emin olamaz. Zülfikar ne olacak peki? Gitmediğini anlamış ki takip ediyor. Karşınızda artık Haz Odabaşı İskender değil. Bir şehzade var. Haddinizi bilin. Hanedan dediğiniz benim. Aslanım. Validem. Seni burada görmek ne büyük saadet. Epeydir gelmemiştin ziyaretime. Malum devlet işleri. Vakit bulamadım. Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun. Seni gördüm daha iyi oldu. Size güzel bir haberim var. Gözden Melek Sima dün gece doğurdu. Bir şehzadem oldu. Demek bir şehzademiz daha oldu. Nasıl sevindim bilemezsin. Hanedanımız büyüyor. Görmeye gittim bugün. Bir yabancı gibi baktı bana. Sanki ömrümde ilk kez görüyor gibi. Tanımadı beni Davut.
ölsün istiyorum. Bize bu acıları yaşatan Kösem acılar içinde kıvranarak ölsün. Ölüm kurtuluş olur. Ölmekten de beter edeceğiz. Sağ ol. Demek evladına Lelen Ömer Efendi'nin adını verdin. Lelem'den hoşlanmadığınızın farkındayım. Lakin bende yeri farklıdır. Lelan'dır. Kıymet vereceksin elbet. Lakin kapı halkına fazla yüz vermek olmaz. Kibri artar. Saltanatına gölge düşürür mazanda. Merak etmeyin madem. Kimse saltanatıma gölge düşüremez. Kim buna cüret ederse elimle verdiğimi kılıcımla alırım. Âlâ. Sizinle konuşmak istediğim bir husus daha var. Fikrinizi öğrenmek istiyorum. Malumunuz üzere baharda sefere çıkacağım. Kardeşim Mehmet de benimle gelsin isterim. Siz ne dersiniz? Aslanım tabii sen en doğrusunu bilirsin. Lakin ben senin dahi sefere çıkmanı istemezken ne diyeyim? Daha erken. Aceleye lüzum yok. Size kalsa hep erken. Gözünüz de hala küçük bir çocuğum değil mi? Çocuk değilsin elbet. Artık Cihan padişahısın. Elimde değil. Valideniz olarak evlatlarım için endişeleniyorum. Nereden nereye? Eskiden ağzımızın içine bakıp bir dediğimizi iki etmezdin. Şimdi selam vermeye yüksünüyorsun. Sümme Ayşe, size olan hürmetim baki. Eski defterleri açacak değiliz. Seninle bir derdimiz yok. Aksine yolumuz kesişti yine. Düşmanımız ortak. Kösem. Sultanlarımızın hiçbiriyle düşmanlığım olmaz. Olamaz. Her daim ihtiyatlıydım böyle. Biliriz. Lakin hakikati de biliriz. Kösem'in hırsları hepimiz için büyük bir tehdit. Dikkatli olmalıyız. Hünkârımızın baş müsahibi olarak senin vazifen mühim. Safiye Sultanım. Gözden hayırlısıyla doğurmuş. Sana bir şehzade vermiş. Şükürler olsun ki alemi cihan soyun senden devam edeceğini anlayacak. Eksik olmayın sultanım. Ben de sevince gark oldum. Bizler seviniriz elbet. Lakin Kösem Sultan'ın sevineceğini hiç sanmam. Haberi bizzat ben verdim. Nasıl mutlu olduğuna gözlerimle şahidim. Yüzüne güler tabii. Mühim olan arkandan ne işler çevirdi. Eğer buraya validemi karalamak için geldiyseniz sizi dinleyecek vaktim yok. Bir şey anlatacak değiliz zaten. Git ve kendi gözünle gör validenin hakiki yüzünü. Gel. Sultanım. Arabanız hazır. Arzu ederseniz çıkabiliriz. Paşalarımız sizi bekliyorlar. Zülfikar. Saray Humayun'da olduğunu sanıyordum. Ne bu hali? Bir şey mi oldu? İskender nerede? İskender?
Neden bahsediyorsun? Anlamadım. Yunan Şah. İskender'in payitahtta olduğunu biliyorum. Nerede o? Nereye sakladınız? Ne yapacaksın? Hı? Hemen gidip Kösem'e mi söyleyeceksin? Yoksa hünkârımıza mı teslim edeceksin? Ne yapacaksın Zülfikar? Asla söylemeyeceğim. Zinhar. Ben o hatayı bir kere yaptım. Bir daha yapmayacağım. Kardeşimi görmeye gittim bugün. Mustafa'm nasıl? Keyfi yerinde mi? Merak etmeyin. Daha iyi gördüm Mustafa'yı. Neşesi yerindeydi, güldü, şakalaştı benimle. Sizi de çok özlediğini söyledi. Evladımın yüzüne sesini hasret bıraktılar. İyi olduğunu kendi gözlerimle görebilseydim keşke. Merak etmeyin. Tez vakitte temelli kavuşacağız kardeşim. İnşallah Dilruba. İnşallah. Kösem saraydan çıktı az evvel. Fırtınanın kopması yakındır. Nihayet Kösem Sultan da hak ettiği cezayı çekecek. Ne dediysek olmadı sultanım. Hünkârımızı sefer kararından döndüremedik. Sultan Osman muhakkak payitahtta kalmalı Halil Paşa. Şimdiden hünkârımızın tahtının dört bir tarafını çakallar sarmış vaziyette. Payitahttan ayrılmasını bekliyorlar. Kimden bahsediyorsunuz sultanım? Safiye Sultan'la Halime Sultan. İşbirliği içindeler. Yeniden kardeş katlini getirmek istiyorlar. Maksatları belli. Önce evlatlarımı, sonra beni ortadan kaldırmak. Buna asla müsaade etmeyiz sultanım. Tek bir şehzademizin bile katline tahammülümüz yoktur. Etmeyiz elbet. Lakin lalası Ömer Efendi her fırsatta hünkârımızı bize karşı kışkırtıyor. Şimdi bir de şehzadesi olmuşken kardeş katline zorlayacak. Nizam değişti artık sultanım. Fetva olmadan şehzadelere zinhar kıyılamaz. Destur! Sultan Osman Han Hazretleri! Sultan Osman'la konuştuk. Kösem'in onun ardından ne işler çevirdiğini anlattık. Kösem'in yüzünü görmek isterdim. Bakalım bu yangından nasıl sağ çıkacak. Asıl sen evlatlarını kaybettiğinde gör. Kalbinde yüzlerce mum yanacak. Ve asla sönmeyecek. Yerinizde olsam bu kadar çabuk sevinmezdim. Kösem bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Ağzını hayra aç Dilruba. Bu sefer başaramayacak. Derhal izahat verin. Siz ne cüretle benim irademi hiçe sayıp gizlice divan kurarsınız? Haddinize mi benim verdiğim kararı sorgulamak? Beni hünkârımızla yalnız. Madem böyle hizip kurup gizlice divan eylersiniz, benim divanımda yeriniz yok. Güzelce Ali Paşa,
Seni vezir-i azamlıktan azlettim. Benim bir günahım yok hünkârım. Hata yapıyorsunuz. Şerafil, sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Ali'nizle konuşurken ben sizi müdafaa ettim. Validem bana ihanet etmez dedim. Lakin yanılmışım. Ben asla senin aleyhinde bir şey yapmadım Osman'ım. Benden nasıl şüphe edersin? Ben sadece senin iktidarını korumaya çalışıyorum. Siz beni kimden koruyorsunuz ha? Herkesten. Gördüğün, görmediğin bütün hainlerden. Bizi birbirimize düşürüp senin tahtına göz dikenlerden. Evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki ben sana ihanet etmedim. Etmem. Gidin ve evlatlarınızla son bir kez vedalaşın. Zira bundan böyle görüşmenizi yasaklıyorum. Halil Paşa. Hünkârımızın emriyle kaptanı deryalıktan azledildiniz. İlaveten bütün mal mülkünüze el konuldu. Bütün bunlar hep senin oyunun Lale Ömer Efendi. Ama elbet bir gün gelecek, hesabını vereceksin. Paşa'ya eşlik edin. Şevlistan Hazretleri, yaşınıza ve makamınıza hürmeten vazifenizde kalacaksınız. Lakin fetva haricinde bütün yetkiler bana devroldu. Bu hünkârımızdan ziyade senin fikrin gibi duruyor Ömer Efendi. Uğurlar ola Müftü Efendi. Niye toplandık abi? Bilmiyorum Murat. Senin haberin var mı Heyecan Kalfa? Sebebi mevcudum. Bir müddet sizi göremeyeceğim. Ayşe Mehmet kardeşlerini size emanet. Ne demek oluyor bu halde? Bir yere mi diyorsunuz? Hünkar abiniz saraya girmemi yasakladı. Lakin telaş etmeyin. Kısa bir müddet bu böyle. Nasıl yapar bunu? Neden? Ne oldu ki? Anlatacağım. Bırakacak mısınız bizi valide? Bir daha göremeyecek miyiz sizi? Ben sizi hiç bırakır mıyım Murat? Size söz veriyorum. Uzun sürmeyecek bu ayrılık.
El Hac Mustafa. Sen ki benim Darüsade ağamsın. Sadakatin yalnız bana olmalıydı. Lakin sen bunu unutup arkamdan işler çevirmişsin. Haşa hünkârım. Sultanımız ne yaptıysa sizi ve tahtınızı korumak için yaptı. Affedin ben... Kâfi. Bundan böyle seni sarayımda görmek istemiyorum. Mısır'a sürgün edildin. Malın mülkün ne varsa Beytülmal'a devredilecek. Hünkârım. Çekilebilirsin. Gördünüz işte validem. Kıymetli oğlunuz bir kez daha yüz çevirdi size. Önce eski saraya yolladı. Şimdi de temelli ayırdı bizden. Size o gün söyledim. Yalvardım. Tahta ben çıkmalıydım. İşte o vakit bunların hiçbiri yaşanmazdı. Hünkar abinizi zinhar suçlamayın. Onun bir günahı yok. Bu düşmanlarımızın fitnesi. Onu bize karşı doldurdular. Hala nasıl onu müdafaa edersiniz validem? Yeter artık, görün hakikati. O sizden de bizden de çoktan vazgeçti. Mehmet, zinhar abinle karşı karşıya gelme. Sükûnetini koru. İtaat et. İnşallah lüzum olmaz. Eğer acil bir vaziyet hasıl olursa... Ayşe seni saraydan nasıl çıkaracağını biliyor. Gel. Hünkârım. Gizli divana katılan herkes cezasını çekti. İlaveten emriniz üzere Ohrili Hüseyin Paşa'ya sadaret mührünü teslim ettim. Hayırlara vesile olsun. Amin. Yazıklar olsun Cennet Kafa. Zevcin Ömer Efendi ile birlik oldun ve kuyumuzu kazdın. İstediğin oldu nihayet. Sürüldüm. Haksızlık ediyorsun Hacı. Ben böyle olmasını ister miydim? Eycan'ın yüzü burada. Sor. Bütün gün beraberdik. Bilsem ikaz ederdim. Günahını alıyorsun Hacı. Cennet Kalfa'nın bir suçu yok. Mısır'a sürgün edildim sultanım. Saraydan ayrılıyorum. Üzerinizde hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Lakin sana veda etmiyorum. Nasılsa bir gün geri döneceksin. Ben dönmesem de olur sultanım. Yeter ki siz ve şehzadelerimizi yolun. Benim tek temennim bu. Selametle gideceğim. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Ben buradayken şehzadelerimize hiçbir zarar gelmeyecek. Sence doğru bir karar mıydı Lala? Validem de Hacı Ağa da yemin ettiler.
İhanet etmedik, bir günahız dediler. Meşveret meclisi kurulması dahi kafi. Unutmayın ki orada neler konuştuklarından asla emin olamayız. Bu yüzden bir an evvel tedbir almalıyız hünkârım. Daha ne tedbir alacağım Lela? Artık bir şehzadeniz var hünkârım. Ancak Ekber ve Erşit Nizamı olduğu müddetçe asla tahta çıkamaz. Bu yüzden derhal yeni bir atüman yazmak icap eder ki evladınız tahtın yegane varisi olsun. Sultanım, geldiğinizde ben... Saraya gidip beni hünkâr oğluma ihbar etmişsiniz. O senin oğlun değil. 3 yıl evvel tahtı elinden aldığın an kaybettin onu. Farz edelim ki öyle. Bunda sizin menfaatiniz ne? Kimin için ateşe atıyorsunuz kendinizi? Halime'nin divane oğlu için mi? Yoksa başka biri mi var aklınızda? Başka biri mi? Biz sadece Sultan Osman'ın gözünü açmak istedik. Senin gerçek yüzünü görsün diye. İskender yaşıyor öyle değil mi? Aklını kaçırmışsın sen. Unuttun mu? Onu ölüme sen gönderdin. İnşallah öyledir. Yoksa bir kez daha yaşayacaksınız evlat acısını. Devleti padişah efendimizin iradesidir. Bundan böyle taht Ekber ve Erşit üzere değil. Kadim örf ve adetlerimize göre babadan oğula geçecektir. Nasıl olur Ömer efendi? Merhum hünkârımız Sultanahmet Han Hazretleri'nin fermanı sarih. Veraset Ekber ve Erşat üzeridir. Esat efendi doğru söyler. Hünkârımız rahmetli babasının hükmünü hiçe mi sayar? Bundan mı bahsedersiniz? Herkes işitsin ve bilsin ki devlet-i âliyenin temeli kanuni kadimdir. Ve buna göre idare edilecektir. Atalarımın kurduğu nizamı aynen devam ettireceğim. Her kim İrademe karşı durmaya cüret ederse kellesini alırım. Osman ne yapmaya çalışıyor Esat Efendi? Nizamı değiştirdiğini açık açık ilan ederek neyi ima etmek istiyor? Kardeşlerine mi kıyacak? Aklınıza kötü şeyler getirmeyin sultanım. Belli ki hünkârımızın öfkesi henüz dinmemiş. Gözdağı veriyorlar. Yılanın başı Lale Ömer denen o hain.
Osman'ı bana karşı dolduruyor. Oğlumu tanıyamaz oldum. Güvenebilir miyim bilmiyorum. Emriniz nedir sultanım? Ne yapacağız şimdi? Evlatlarımın emniyeti için ne lazımsa yapacağız Halil Paşa. Bilhassa Mehmet'i korumamız lazım. Onu ateşe atalım. O benim en büyük umudum. Ayşe Sultanım. Kösem Sultanımız yollamışlar. Mevzu hayli mühim. Ayşem, Mehmet'in hayatı tehlikede. Osman abin kardeşinin ölüm fermanını vermiş. Bu gece cellatlar gelecek. Mehmet bir an evvel saraydan kaçıp Yeniçeri Ocağı'na sığınsın. Aman yarabbi. Kim getirdi bunu? Eski saraydan bir ağa. Şehzademizi derhal çıkarmamız lazım. Olmaz Süleyman ağa. Ne malum validemin yolladı? Teyit etmek lazım. Derhal eski saraya git. Validemi gör. Asıl hastarı vermemiş öğren. Gel. Ne oldu Ayşe? Ne bu halin? Halidem göndermiş. Osman'ın bana acımayacağı başından belliydi. Sana da valideme de söyledim, lakin beni dinlemediniz. Sakin ol Mehmet. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Valideme haber yolladım. Teyit alacağız. Validem yolunu elbet bulur. Doğrudur Ayşe. Bugün arz edusunun önünde Osman'ı dinledim. Veraset nizamını değiştirdi. Kardeş katline cevaz verdi. Gözünü kan bürümüş. Benim acilen bu saraydan çıkmam lazım. Bekleyeceğiz Mehmet. Validemi duydun. Abimiz bize düşman etmek istiyorlar. Ya bu da bir tuzaksa? Cihan Padişahı'ndan gizli divan kurarsanız olacağı bu tabii ki. Nizamı değiştirmek için onca sıkıntı çektik. Hepsi boşa gitti. Lale Ömer Efendi vaziyetten istifade etti paşam. Nicedir de istediği buydu zaten. O diyorsun da sırası gelecek. Siz çıkın. Ben Kösem Sultan'la konuşup sizi haberdar ederim. Gel. Süleyman ağa. Maalesef şehzadem. Haber yok. Şimdiye kadar haber gelmesi lazımdı. Çabuk beni çıkar bu saraydan. Hayır Mehmet dur. Validemden haber gelene kadar zinhar çıkamazsın. Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz neyi? O urgan benim boynuma dolanacak. Benim, senin değil. Çabuk çıkar beni saraydan. Gel benimle. İşte burası. Mehmet dikkatli ol. Sultanım, olanlara gerçekten çok üzüldüm. Keşke böyle olmasaydı.
Biz bundan sonrasını düşünelim paşam. Safiye Sultan ihbar etmiş beni. Halime'nin divane oğlu için yapmayacağına göre İskender yaşıyor. Neden yapmasın sultanım? Safiye Sultan size başından beri düşman. Hali tavrı bir tuhaf. İskender yaşıyor değil mi diye ağzını aradım. Hiç şaşırmadı. Ben o gece gördüğüme eminim. İskender'di o. Sultanım, tetkik ediyorum. Lakin hiçbir izle rastlayamadım. Şehzade Hazretleri, hayırlar olsun inşallah. Hünkâr abim ölüm fermanımı vermiş. Validem Kösem Sultan haber yollayıp buraya sığınmamı istedi. Sizin haberiniz yok mu? Hayır şehzade. Şimdi sizden işittim. Siz buyurun, ben derhal sultanımıza haber yollar. Mesele neymiş öğrenirim. Destur! Şehzade Mehmet Hazretleri! Kapatın kapıları! Kimseyi içeri almayın! Gel. Hünkârım bağışlayın. Lakin felaket. Şehzade Mehmet saraydan kaçmış. Nasıl olur Süleyman Ağa? Emin misin? Her yere baktınız mı? Ağlardan biri çıkarken görmüş. Derhal bostancı başına haber verin. Bulup getirsinler bana o gafili. Derhal. Emredersiniz. Sultanım, yarın sabah ilk iş ben hünkârımızın yanına gideceğim. Malumunuz, eser güller lakin yumuşak kalplidir. Sizi de çok sever. İnşallah. Dediklerimi unutma. Her türlü ihtimali düşünüp tedbir almamız lazım. Safiye Sultan, Halime Sultan ve Lala Ömer Efendi'nin canını istiyorum. Sultanım, böyle günlerde sabırlı olmak gerekir. Artık sabrım kalmadı paşam. Çok bile yaşadılar. Onlardan yıllar evvel kurtulmalıydım. Sultanım. Söyle. Yeniçeri Ocağı'ndan Hilmi Ağa geldi. Mesele mühimmiş. Sultanım. Paşam. Sultanım, Şehzade Mehmet Hazretleri emriniz üzere ocağımıza sığındılar. Lakin malumatımız olmadığı için size sormak istedik. Sen ne diyorsun ağa? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Her yere bakın. Yolları kesin. Limanı kapatın. Bulup getirin bana onu derhal. Talimat verdim hünkârım. İnşallah bulacağız. Gel! Hünkârım. Yeniçeri ağalarından kendi rahat haber yollamış. Şehzade Mehmet Hazretleri ocağa sığınmış. İsyan başlatmaya kalkmasınlar hünkârım. Kaçarsın saraydan. Siz istediniz validem. Hünkâr abimin bana kıyacağını yazmışsınız. Ben hiçbir şey yazmadım. Nasıl düşersiniz bu tuzağa? Defalarca ikaz etmedim mi? Hiç kimseye güvenmeyin demedim mi? Validem, biz bir ağa yolladık. O da bir türlü gelmeyince çıkmak zorunda kaldım. Sultanım, şehzademizi asi ilan edecekler. Derhal saraya dönüyoruz. Çabuk hadi, seni ben götüreceğim. Ben saraya dönemem validem. Hünkâr abim bir an bile düşünmez, alır canımı.
Esas saraya dönmezsen seni hiç kimse kurtaramaz. Ben bile. Hadi aslanım korkma. Ben götüreceğim seni. Destur! Sultan Osman Han Hazretleri! Ayşe Sultan'a yalan yanlış haber getirmişsin. Kimin adamısın sen? Benim bir günahım yok Cennet Kalfa. Bana gelen haberi verdim sadece. Dua et Şehzade Mehmet'imize bir şey olmasın. Vallahi kendi ellerimle boğarım seni. Yürü git. Hünkârım, şehzademizin bir kabahati yok. Hainler tuzak kurmuş. Benim adıma bir mektup göndermişler. Bu gece cellatları göndereceğinizi yazmışlar. Sırf kardeşinizi öldürmeniz için bir oyun bu. İnanmayın o hainlere. Hünkârım, bağışlayın. Lakin Şehzade Mehmet Hazretleri ocağımıza sığınmıştır. Malumunuz üzere ocağımıza sığınan biri ancak kendi rızasıyla çıkabilir. Sen kimsin? Bu ne cüret? Ocağımızın kadim teammülü bunu emreder hünkârım. Sultanım, haber aldın mı? Süleyman Ağa vazifesini layığıyla yerine getirdi. Hünkârımız ocaktadır şimdi. Kösem de alel acele çıkmış. Lakin ne fayda? Şehzade Mehmet'i artık kimse kurtaramaz. Görüyor musun Mansur'a? Birbirlerine girdiler. Gelinler ha. Allah sonumuzu hayretsin. Daha neler göreceğiz. Yeniçeri kullarım. Padişahına bunu mu reva görürler? Ettiğiniz yemini ne çabuk unuttunuz? Yeniçeri dediğiniz başı bozuk, eşkıya bozuntusu olmuş hünkârım. Bunların hepsinin kellesini almak lazım. Senin dilin ne söyler hoca efendi? Yeniçeri devleti âliyenin kalbidir, temel direğidir. Kimin haddine eşkıya demek? Hoca efendi az bile dedi. Padişahına kılıç çekenin eşkıyadan farkı yoktur benim gözümde. Ya şimdi itaat eder, şehzadeyi bana teslim edersiniz ya da hepinizi kellesini alırım. Ağalar, durun ne yaparsınız? Hünkârımıza kılıç çekmek de ne? Şehzademiz ocağımıza sığınmıştır. Siz de bilirsiniz ki paşam, onu asla teslim edemeyiz. Ağam. İndirin kılıçları. Sultanım. İndirin dedim. Benim hünkârımıza itimadım tam.
Şehzademize tuzak kurulduğu aşikar. Elbet hünkârımız bu oyuna gelmeyecek. Kardeşine kıymayacak. Öyle değil mi hünkâr oğlum? Masum bir şehzadeye elbette kıymam. Bir şehzadenin yeri hünkârının yanı. Hadi Mehmet. Kerem benim oğlum. Sana asla kıymayacak. Yazık. Taht kimlere kalmış böyle? Bir yanda acemi padişah, hoca efendi ne söylerse yapıyor. Diğer yanda da Kösem Sultan. O da devlet içinde devlet olmuş. Yeniçerinin haddini bildirmenin vakti geldi Lala. Bana kılıç çektiler. Kösem Sultan'dan kuvvet aldıkları aşikar hünkârım. Bu şartlar altında Şehzade Mehmet'i sefere götürmeniz tehlikeli. Maazallah. Sefer esnasında şehzademize biat edebilirler. Ne yapmamı istiyorsun Lala? Kardeşime kıymamı mı? Beni yalnız bırak. Emredersiniz. Ne zaman çıkarız bilmiyorum.
Yarın ne olur onu da bilmiyorum. Lakin ben babamıza verdiğimiz sözü tutacağım kardeşim. Ne yaşarsak yaşayalım, sana asla sırtımı dönmeyeceğim Mehmet. Kardeşiz biz. Şeyhülislam Hazretlerine geldiğim haber ver. Emredersiniz hünkârım. Başka bir arzunuz var mı paşam? Var. Hicran kalfa. Var. Bana İskender'in yerini söyleyeceksin. Siz ne diyorsunuz paşam? Şehzademiz İskender yıllar evvel vefat etti. Benimle oyun oynama Hatun. Canını alırım seni. İskender nerede? Nerede? Hünkârım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hiç hoş gelmedi Mesut Efendi. Şehzade Mehmet saraydan kaçtı. Ocağa sığındı. Gittim aldım. Şimdi söyleyin. İftihar makamı olarak böyle bir suçun cezası nedir? İşittiğim kadarıyla şehzademize bir tuzak kurulmuş. Neyse ki Kösem Sultanımız zamanında yetişmiş de size kendi elleriyle teslim etmiş. Belli ki cezasını söylemeye diliniz varmıyor. Lakin bu suçun cezası bellidir. Şimdi makamınızın gereğini yapın Müftü Efendi. Şehzade Mehmet'in katline fetva isterim. Ağalar açın kapıyı. Ağalar açın kapıyı dedim, dışarı çıkacağım. Ağalar izin verin, abimle konuşacağım. Murat. Abi buradayım. Ağalar içeri almıyorlar. Osman abi niye böyle yapıyor? Bir daha asla konuşmayacağım onunla. Söz vermişti, hapsetmeyecekti. Onu odaya kapatacaklar. Sen sakın korkma aslanım. Söz veriyorum size bir şey olmayacak. Osman abim sana ne yapacak abi? Bilmiyorum Murat. Ama sen güçlü ol kardeşim. Sakın kimseye boyun eğme. Artık benim yokluğumda abi sensin. Kardeşlerimize sen sahip çıkacaksın. Merak etme abi. Ben varken onlara kimse bir şey yapamaz. Bağışlayın hünkârım. Zira ricali devlet toplandı, bir karar aldı. Nizam değişti. Bundan mütevellit şehzademizin katline fetva veremem. O kararın bir hükmü yok artık. İlaveten şehzadenin işlediği bir suç var. Asilik etti. Askere sığındı. Bağışlayın fakat ben şehzademizin masum olduğuna inanıyorum. Bu sebeple katli vacip değildir. İkidir irademi hiçe sayıyorsunuz Şeyhülislam Hazretleri. Dikkatli olun.
bir kez daha buna izin vermem. Kösem Sultan'ın emriyle bana karşı gelmenin bedelini ödersiniz. Hünkârım, ben şeriattan ayrılamam. Hak yolunda kellemi veririm. Kitabın söylediğinin dışına çıkmam. Çıkamam. Ebu Suud Efendi'nin dediği gibi... nameşru nesneye emri sultani olmaz. Kösem Sultan'dan talimat almış belli ki. Ne dediysem fetva vermedi. Malumun ilanı. Herkes bana karşı birlik olmuş. Ne yapacağız şimdi Lala? Fetva almadan adım atamayız. Elbet bir hal çaresini buluruz hünkârım. Vefatını işitince vazgeçtim. Hem neden gideyim? Benim ailem burada. Evim burası. Ben bu topraklara aitim. Yazık. Sen de taht hayallerine kapılmışsın. Sana bir fırsat vermiştim İskender, lakin sen elinin tersiyle ettin. Benimle geliyorsun. İskender. Hiçbir yere gelmiyorum paşam. Hata ediyorsun. Validenin boş hayallerine kapılıyorsun sen de. Sen asla tahta çıkamazsın. Paşam, size bir can borcum vardı. Bugün ödeştik. Bundan sonraki karşılaşmamızda ya siz benim canımı alırsınız ya da ben sizinkini. Hayırdır Esat Efendi? Sultanım felaket. Bugün hünkârımız yanıma geldiler. Ne yazık ki şehzademiz Mehmet'in katli için benden fetva istediler. Vermedim elbet. Lakin hünkârımız kararını vermiş. Durmayacak. Yetişin. Kurtarın şehzademizi.
sultanım. Hicran Kalfa her şeyi anlattı. Zorla İskender'in yerini söyletmişsin. Yakaladım İskender'i, Ümaca. Lakin validenin adamları gelip elimden aldılar. Validem değil, ben mani oldum. Madem İskender'i tekrar ateşe atacaktın, neden hayatını bağışladın? İskender artık benim tanıdığım o masum adam değil Ümaşa. Artık o da taht hayallerine kapılmış. Ne bekliyordun? İskender de bir şehzade. O da tahta hak sahibi. Ne yani? Şehzadeleri öldürteceksiniz. Sultan Osman'ı tahttan indirip İskender'i tahta çıkaracaksınız. Bu mu? Hayaliniz bu mu Ümaşa? Neden olmasın? Sultan Osman da, diğer şehzadeler de daha çok küçük. Lakin İskender öyle değil. Cesur, zeki, ataları gibi kudretli bir hükümdar olabilir. Yardım et Zülfikar. Kan dökülmeden İskender'i tahta çıkartalım. Biz de yanında yer alalım. Sultan Osman! Bırakın. İşittim ki kardeşinin katli için fetva istemişsin. Bana söz vermiştin. Asla kıymam demiştin. Ben masum bir şehzadeye kıymam dedim. Lakin Mehmet masum değil. Tıpkı sizin gibi. Osman nasıl bu kadar kör olabilirsin? Hepsi bir oyun. Gizli divanlar kurup devletimi dışarıdan idare etmeniz de mi bir oyun? Sizi de mi kandırıp götürdüler? Validem kabul edin. Siz beni tahttan indirmek istediniz. Tıpkı Mustafa amcama yaptığınız gibi bir gecede kurtulacaktınız benden. Yerime de Mehmet'i geçirecektiniz. Lakin ben buna izin vermedim, vermeyeceğim. Aslanım, sonradan pişman olacağın şeyler yapma. Eğer dediğin gibi olsaydı dün gece çıkabilir miydin Yeniçeri Ocağı'ndan? Sizin lütfunuzla yaşıyorum öyle mi? Siz isterseniz indirirsiniz beni tahttan öyle mi? İsterseniz canımı alırsınız öyle mi? Nasıl da zehirlemişler seni. Bursa seni ben yetiştirdim. Ben büyüttüm. Sütümü verdim sana. Hiçbir evladımdan ayırmadım. Korudum, kolladım, sevdim. Şimdi karşıma geçmiş ihanetten mi bahsediyorsun? Kim kime ihanet ediyor? İhanet, bir şehzadenin hakkı olan tahtı elinden almaktır. İhanet, bir cihan padişahını hiçe sayıp devlet içinde devlet kurmaktır. İhanet, bir insana asla yapmam dediği şeyi yaptırtmaktır.
Hünkârım. Talebeniz üzere Kaz askeriniz Taşköprülü Zade'nin Şehzade Mehmet'in katline dair fetvasıdır.